Argalı. Kont Ariel, Lady Victoria. Kont Ariel, size sonsuz saadet diliyorum. Gerçi bu akşam burada küçük bir düğün oldu. Ancak Osmanlı Sultanı'nı topraklarımızdan atınca size daha büyük bir düğün yapacağım. Bu dinde, sarayımda. Eğlenmenize bakın. Osmanlı Zemun'a gelemeyecek. Büyük bir bozgun hazırlıyorum Sultan Süleyman için. Kadehimi Victoria'nın duanın arkasındaki güzelliğine kaldırıyorum. Yaşasın kral! Hünkârım, kalede kralla üç de varmış. Düğünün baş misafiri oymuş. Âlâ. Düğünümüz başlıyor. Topçular hazır olsun. Hazır mısın matrakçı? Hazırız hünkârım. Öldüğün ölelim. Ölmeyin. Öldürün. Duanızı açabilir miyim Victoria? Andre. Muhteşem. Eğlencemiz başlıyor İbrahim. Hazır mısın? Hazırım hünkârım. Haydi aslanlarım! Gazınız mübarek olsun! Olsunlar! Osmanlı'yı yenmemiz için... Benim büyük savaşlarım için çok çocuk yapın. Gazanı getirin! Efendim, hemen buradan uzaklaşmalısınız. Güveniniz için, hemen. Ya Hak!
presento l'accordo fiscale che abbiamo firmato completamente come un'indicazione. Muhteşem zaferiniz Avrupa'daki tüm saraylarda büyük ses getirdi. Venedik'le Osmanlı İmparatorluğu'nun arasındaki büyük dostluğun nişanesi olarak vergi anlaşmanızı eksiksiz imzalayıp size takdim ediyorum sultanım. Hasbelbel şakmaya başladı yine. Ferhat Paşa dinle. Özlemişindir Şam çöllerinde. Yavaş Paşa, duyuluyor ettiğin laflar. Duyulmaz, merak etme. Hünkârım, Elçi Moçenigo Akdeniz'de Venedik tüccar gemilerinin Trablus-Şam ve İskenderiye limanlarına da yük indirip yüklenmesi hususunda izniniz arz ediyor. Dur Bargalı. Önce bu Leoş kafiri benden haber bekler. Başı boş kalmasın, rahat etmesin tahtında. Yaz Celalzade. Leoş. Nam kafir. Fermanım eline ulaştığında bilesin ki nice padişahlar saadet kapımın toprağına yüz sürmüş, cihan sığınağı dergâhımıza kulluk göstermişlerdir. Sen vücuduna ok saplı avı mıydın? Lakin savaş meydanına gelmedin. Yüce soylu atalarımın kaçanı kovalamak, zayıf düşeni öldürmek adetleri olmadığından kılıcımız altında can kurtarmana aman verildi. Niçin cihan sığınağı dergâhımıza, göklerden farkı olmayan divanıma adam gönderip kulluk arz etmedin? Bu eksik aklın yüzünden otağımızın bu dinde kurulması kararlaştırıldı. Elçiye bak. Nasıl korktu. Can verecek şimdi. Hünkârım öyle bir oyun kurdu ki elçi bunu hemen uçuracak gerekli makamlara. Gör bak nasıl karışacak Avrupa sarayları. Karınca gibi küçücük olup yer deliğine girsen, yırtıcı kuş gibi olup yüksekte uçsan dahi seni bırakmayıp Allah'ın yardımıyla dünya toprağını senin pis varlığından temizlerim. Sözü dinlenen güçlü fermanıma cevap yollayıp vakti geldiğinde hazır olasın. Vesselam. Hünkârım, bu mektup Leoş'a ulaştığında keşke onun sıfatının aldığı hali görseydim. Erkekse kalleşlik yapmadan bir cevap yollar. Gelelim Venedik arzu haline. Bargalı de ki, o limanlara girip çıkabilirler lakin Kıbrıs haracını 10.000 duka altına çıkardım. Böyle bilin. Vi ringrazio a nome di Venezia per la promessa per uso dei porti. Şehzade Mustafa geliyor. Babamla kafirleri uçuracağız. Kaçın kafirler. Sakin. Cordiali saluti, Sultano. Con questo accordo i nostri rispetti raggiungeranno il picco. Venedik adına limanlar için verdiğiniz sözden dolayı şükranlarımı ve hürmetlerimi iletiyorum. Bu yeni anlaşmayla müttefik münasebetlerimiz zirveye taşınacak. Rus elçisi Tritjak Guben huzurlarınızda hünkârım. Düştü!
Yavaş nerede? Arıyorlar hünkârım. Kaçamazdı kafir. Altına bakın demedim mi size? Her taşın alt... Hünkârım. Lavuş kaçmış. Venedik Cumhuriyeti Elçisi Tommaso Mocenigo. Devlet-i Ali Osmaniye'nin 10. padişahı Sultan Süleyman Hazretleri'nin tahta çıkmasını Venedik Dükü adına kutlar, geçmişten gelen iyi ilişkilerimizin gelecekte de güçlenerek devam etmesini dileriz. Bu iyi dilekleri kabul buyurdunuz mu hünkârım? Düşmanlık ve fitne taşımayan her dilek makbulümüzdür. İş ki verilen sözler tutulsun, adaletimize saygılı olunsun. Yoksa... Il sultano ringrazia. Durante questo periodo di pace. Certo che il sultano Solimano accetti i suoi migliori auguri, ma parla anche di un dettaglio molto importante. Vuole che Venezia mantenga le sue promesse senza aizzare nessuno e rispetti la nostra giustizia.
Ho capito, ma come mai lei parla così bene la nostra lingua? È la mia madrelingua. Mia madre era veneziana. Pargalı, sor bakalım. Şarkel'le François ne zaman savaşa başlayacak? Kim kendini Kaiser ilan edecek? Venedik kimin tarafını tutacak? Sultan Beyici ile aracısız konuşmaz. Tövbe tövbe. Kidgerera se sosta Kaiser. Quella parte sarà veneziana. Dio ci salvi da questa guerra di modo. Böyle bir savaş Tanrı korusun ki çıkmasın. Biz de taraf tutmak, ittifak yapmak zorunda kalmayalım. Şarlken Kutsal Roma İmparatoru olma hevesinde. En kısa zamanda belki yarın savaş başlatacak. Artık yeni bir Haçlı seferi hayaldir. Derslerini aldılar. Carlo Quinto vuole essere l'imperatore al più presto. Arkadaşında ne işi var? Nasıl karşılığı defa? Saygısız. Bu gücü nereden alıyor? Nereden alacak? Sultanından. Kafirler kendi aralarında kavga edecekler. Siz küçük beylikler İtalya'da bir birlik sağlayamadınız. Sizi de yutacaklar. Venedik, Napoli, Floransa, papalık gücünüz paramparça. İktidarı ticaret kurtarmaz. Büyük ticaret için güçlü ordu gerekir. Noi sappiamo bene quanto forte sia il suo esercito. Sultanım, sizin ordunuzun gücünü biliyoruz. Doğu ile bütün ticareti Osmanlı yapıyor. Ayrıca İpek yolu, baharat yolu da sizin topraklarınızdan geçiyor. De ki, Batı'nın Akdeniz'in de ticaret yolu bizden geçecek. Akdeniz bizden sorulacak. Bak Pargalı, kafir Vatikan dahil buraya kutsal derler. Saint-Jean şövalyeleri burada bu yüzden kral gibi yaşarlar. İslam'a düşman oldukları için de Akdeniz'de bu merkezi bütün krallar korur. Bunlar da Müslüman gemilerine saldırırlar. Bir tek Akdeniz'de Müslüman Barbaros'un donanmasındaki Kurdoğlu kaptandan çekinirler. Kurdoğlu Muslihiddin Bey bunların kalyonlarına darmadağın etti. Bütün mallarına el koydu. Hünkârım, Rodoslular senelerce eşkıyalık etti denizde. Bak, kanun bilmediler. Lakin şimdi anlamışlardır. Bir mesele daha var ki benim için en mühimi. Cem Sultan'a bu kafirlerin yaptıkları. Hileyle onu alt edip rehin gibi kullandılar bize karşı. Binlerce altın verdi dedem Sultan Bayezid Han. Şimdi de Cem'in çocuklarını esir olarak tutuyorlar Rodos'ta. Osmanlı soyundan esirleri var. Bu rezilliğe ne pahasına olursa olsun son vereceğim. Rodos sefer hazırlıklarını başlatın, donanmaya takviye yapılsın. Ben de yarın Celalzade'ye ilk mektubu yazdıracağım. Hazırlıklarımız gizli mi sürsün hünkârım? Şimdilik öyle. Bu kibar yalan dolan yazışmaya ne diyordu kafir? Diplomasi. Siyaset diyen de var. Diplomasi. Bakalım mektuba ne cevap gelecek? Ne gelirse gelsin. Mektup bahane. Menzil şahane. Ben ona bakarım. Valide Sultan Hazretleri sizi çağırıyor hünkârım. Valide Sultan çağırdığına göre mevzu mühim demek ki. Bir maruzatın mı var? Beni görmek istemişsin validem. Kaç gün var ki baş başa dertleşemedik şöyle ana oğul. Hürrem Hatun'u da taşıdılar müstakil daireye. Rahat etsin. Ziyaret ettim. Gördüm vaziyetini. İyi. Bu muydu söyleyeceğin? Hatice, benim bahtsız sultanım. Onun da yüzü gülsün istiyorum aslanım. Genç yaşında dul kadın oldu. İzdivaç vaktidir. Konuştun mu peki Hatice ile? Ne diyor? Birkaç kere ağzını aradım. Utandı. Benle mevzuyu konuşmadı. Ama gönülsüz de gelmedi gözüme. Mahcuptur bilirsin. Kolay açmaz yüreğini. Hatice benim gözümün nuru. Ben de isterim saadetini. Lakin ona kimseleri layık göremem validem. Aslanım, ben bilmez miyim ona muhabbetini? Ama böyle de olmaz. İlla vardır münasibi. İnşallah hayırlısı.
Allah'ın sevgili kuluyum hünkârım. Bu kutlu günde sizin yanınızda olmayı nasip etti bana. Belgrad'a gidiyoruz. Makus tarihimizi değiştireceksiniz. Gidelim Pargalı. Bu menzilde kaderimiz neyse görelim. Rabbime yalvarıyorum. Ya Rab, nice kere dua ettim, kabul ettin. Yine senin rızanı dilerim. Beni bütün Müslümanlara kurban eyle. Ama tek bir mümini küffar elinde mağlup edip helak eyleme ya Rabbi. Amin. Bugün çıktığımız yolda bizi muzaffer eyle ya Rabbi. Amin. Çocuklara bak. Dünya umurlarında değil. Harp, darp, açlık kaygısı yok, oyun oynuyorlar. Keşke Mustafa'm da şuradan çıksa gelse, boynumu atılsa. Neredeyse iki ay oldu hünkârım şehzademizi görmeyelim. Özlemişsinizdir elbette. Mustafa da Hürrem de aklıma düşünce fena oluyorum. İçim titriyor. Sen de yüzünü güldürecek birini bul Pargalı. Yalnızlık zor zanaat. Sizin yanınızda, yamacınızda kulunuz olmak benim için saadet kaynağı hünkârım. Gene lafı bana döndürdün. Sana şiir yazdıran neyse ben onu merak ederim. Kim bu bahtsız? Benim fikrimi desteklediğiniz için şükranlarımı sunuyorum hünkârım. Belgrad hepimizin arzusu Piri Paşa. Ben hakikati destekledim ömrümce. Akıl, şuur bunun için lazımdır. Sen kalenin surlarına göre yerleştirdin mevzileri ama yetmez. Topların da bu tepelerden uzun menzilde takviye yapması şart. Burası zorlu bir kale. Köprü inşası yetişecek mi? Gece gündüz çalışıyoruz. Bir haftaya kalmaz biter. Kanalları kazıyoruz. Lağımcılar bir hayli yol kat etti hünkârım. Böğür delen Zemun kalelerini aldık. Ama Belgrad bizim olmazsa neye yarar paşa? Bu Yalçın kaleyi almadıkça huzur haram bana. Hançerim tam kalbinden vurmalı Tunay'ı. Ya Rab! Padişahımızın ve askerlerinin kılıçlarını keskin eyle. Amin. Askeri İslam'ı daima mansur ve muzaffer eyle ya Rab. Amin. Ya Rabbel Alemin, senin adını yüceltmek, dünyaya yaymak ve rızanı kazanmak da başka bir amacı olmayan padişahımıza. Neden top atışına başladılar hünkârım? Haydi aslanlarım! Buyurun kaleyi toplarınızla! Uykuya haram edin bu kafirlere! Ölüp kurtulmak için yalvarsınlar! Gösterin toplarınızı! Hazır mısın Celalzade? Hazırım hünkârım. Rahmetli hünkârımız Sultan Selim Han'dan sonra sizinle yazacağım ilk fethiname. İnşallah çok fethinamelerinizi yazmak nasip olur. Yaz. Fermanım elinize ulaştığında bilesiniz ki Müslümanlar üzerine şart ve farz olan gaza ve cihat farzını eda etmek için Macarların üzerine yürüdüm. Kısa zamanda uzun mesafe kat ederek kafir ülkesine girdim.
Belgrad öyle bir kale ki, binasının ayakları balık pençesinde olan, kuleleri gökteki kuzey yıldızının ayağını öpen, insan gücüyle yapılması mümkün olmayan bir kale. Padişaha Allah'ın yardımının ulaşması ile o surlar kuşatıldı. Yiğitlik denizinin timsahları olan Yeniçeriler, kalenin o yüksek burçlarına çıktılar. Kafir düşman yenildi. İslam'ın gül bağının esintileri kalpleri doldu. Peygamberimizin şeriatı ve kanunlarımızın hükümleri eksiksiz uygulandı. Divanda beyler ve vezirlerle teatide bulunuldu. Mevsim serte kesmeden muzaffer ordumuza payitahta dönme emri verdi. Hünkârım, iş bu fetihname Eylül 1521'de Belgrad ordugahında yazılmıştır. Doğrudur Celalzade, çekilebilirsin. Hünkârım, payitahttan evraklar ve mektuplar geldi. Haznedar ve defterdar vesikaları ve de Hürrem Hatun'dan bir mektup var. Evraka sonra bakarım. Hürrem'in mektubunu ver. Hazreti Sultanım, mutluluk sınam, Hürrem kulunuz ayaklarınızın altındaki toprağa yüz sürer hasretle. Benim saadetimin sultanı, bu ayrılık ateşi yüreğimi dağlar. Hünkârım, hayırlı bir haber daha var. Hürrem Hatun gebe kalmış. Burada öyle bir şey yazmıyor, sen nereden biliyorsun? Haremden bana gelen bir tezkere var hünkârım. Sağlıklı nur topu gibi bir şehzade gelir inşallah. Ya Rabbim, Süleyman kulunu bugün kaç kez sevindirdin. Top atışları başlasın mı hünkârım? Başlasın Pargalı. Osmanlı bu dine gelmeye korktu. Sultan Süleyman kaçarak geri çekiliyor topraklarımızdan. Bu güçlü savunma için şövalyelerime şükran borçluyum. Efendimiz, yaşam icabı kulaklarım iyi duymuyor olabilir. Ama görüyorum, kör değilim. Gerçekleşen bir tane zafer yok. Belgrad gibi çok önemli bir kalemiz ve şehrimiz zapt edildi. Halkımız ve kilise bu gerçeği kabul etti. Zafer bu mu? Kardinal Pol, siz benim söylediklerime yalan mı diyorsunuz? Kilisem yalana karşıdır efendimiz. Yalan en büyük günahtır. El Sultano Solimano e realizzato quel... Sultan Süleyman bir asırdır atalarının yapamadığını gerçekleştirdi. Layoş uyarılarımızı hafife aldı, dinlemedi, hata yaptı. Macaristan ortasından bölündü. Müslümanlar Avrupa'da artık. Herkes ders almalı. Ordu dönüyor. Bu düne girmedi. Layoş'u tahtından indirmedi. Sakın bitti bu savaş diye düşünmeyin. Kış geçince baharda yine gelecek. Hazırlıklı olun, bitmedi.